Türk Kurtuluş Savaşı'nın ve Türk inkılaplarının büyük önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği inkılaplarla geçen yaşamı 57 yıl sürmüş ve Büyük Önder 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi bütün kurumları ile çağdaş uygarlığın bir üyesi yapan, insanlık tarihine mal olmuş büyük bir önderdir. İlkevi inkılapları ile çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir anıt mezar yapma fikri, Atatürk'ü kaybetmenin derin hüznü içindeki Türk milletin ortak isteği olarak belirmiş ve yapımına karar verilmiştir. İşte Anıtkabir'in hikayesi böyle başlamıştır. İyi seyirler. Rasat Tepe, yani eski adıyla Anıt Tepe. Anıtkabir yapılmadan önce Rasat istasyonu bulunması dolayısıyla Anıt Tepe'nin ismi Rasat Tepe'ydi. Bu tepede M.Ö. 12. yüzyılda Anadolu'da devlet kuran Frig uygarlığına ait tümülüsler, yani mezar yapıları bulunmaktaydı. Anıtkabir'in Rasat Tepe'de yapılmasına karar verildikten sonra bu tümülüslerin kaldırılması için arkeolojik kazılar yapıldı. Bu tümülüslerden çıkarılan eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Anıtkabir'in inşası. Anıtkabir projesinin belirlenmesinden sonra inşaatın başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırma çalışmalarına başlandı. Anıtkabir'in inşaatı ise 9 Ekim 1944'te görkemli bir temel atma töreniyle başladı. Anıtkabir'in inşası 9 yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak yapılmıştır. 1. kısım inşaat 1944-1945. Toprak seviyesi ve aslanlı yolun istinat duvarının yapılmasını kapsayan 1. kısım inşaata 9 Ekim 1944'te başlamış ve 1945'te tamamlanmıştır. 2. kısım inşaat 1945-1950. Mozole ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binaların yapılmasını kapsayan 2. kısım inşaat 29 Eylül 1945'te başlamış, 8 Ağustos 1950'de tamamlanmıştır. Bu aşamada inşaatın kâgir ve betonerme yapı sistemine göre temel basıncının azaltılması göz önünde tutularak anıt kütlesinin temel projesinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 1947 yılı sonuna kadar mozolenin temel kazısı ve izolasyonu tamamlanmış ve her türlü çöküntüleri engelleyecek olan 11 metre yüksekliğinde betonarme temel sisteminin demir montajı bitirilme aşamasına gelmiştir. Giriş kuleleriyle yol düzeninin önemli bir kısmı, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları ve arazinin sulama sisteminin büyük bir bölümü tamamlanmıştır. 3. kısım inşaat 1950. Anıtkabir, 3. kısım inşaatı, anıta çıkan yollar, aslanlı yol, tören meydanı ve mozele üst döşemesinin taş kaplaması, merdiven basamaklarının yapılması, lahit taşının yerine konması ve tesisat işlerinin yapılmasını kapsıyordu. 4. kısım inşaat, 1950-1953. Anıtkabir'in 4. kısım inşaatı ise şeref holü döşemesi, tonozlar alt döşemeleri ve şeref holü çevresi taş profilleriyle saçak süslemelerin yapılmasını kapsıyordu. 4. kısım inşaat 20 Kasım 1950'de başlamış ve 1 Eylül 1953'te bitirilmiştir. Anıtkabir projesinde mozolenin kolonat üstünde yükselen tonoz bir bölüm vardı. 4 Aralık 1951 tarihinde hükümet şeref holünün 28 metrelik yüksekliğinin azaltılması ile yapının daha çabuk bitirilmesinin mümkün olup olmadığını mimarlara sordu. Mimarlar yaptıkları çalışmalar sonunda şeref holünün taş bir tonoz yerine bir betonarme tavan ile örtmenin mümkün olduğunu bildirdiler. Böylece tonoz yapının zemine vereceği ağırlık ve bunu doğuracağı teknik mahsurlar da ortadan kaldırılıyordu. Anıtkabir yapımında beton üzerine dış kaplama malzemesi olarak kolay işlenebilen gözenekli, çeşitli renklerde traverten, mozole içi kaplamalarında ise mermer kullanılmıştır. Heykel grupları, aslan heykelleri ve mozole kolonlarında kullanılan beyaz travertenler, Kayseri Pınarbaşı ilçesinde, kulenin iç duvarlarında kullanılan beyaz travertenler ise Polatlı ve Malıköy'den getirilmiştir.
Kayseri Boğaz Köprü mevkiinde getirilen siyah ve kırmızı travertenler, tören meydanı ve kulelerin zemin döşemelerinde, Çankırı Eski Pazar'dan getirilen sarı travertenler, zafer kabartmaları, Şerefoğlu dış duvarları ve tören meydanını çevreleyen kolonların yapımında kullanılmıştır. Şerefoğlu'nun zemininde kullanılan krem, kırmızı ve siyah mermerler, Çanakkale, Hatay ve Adana'da, Şerefoğlu iç yan duvarlarında kullanılan kaplan postu Afyon'dan, yeşil renk mermer Bilecik'ten getirilmiştir. 40 ton ağırlığındaki yekpare lahit taşı Adana'nın Osmaniye ilçesinden, lahitin yan duvarlarını kaplayan beyaz mermer ise Afyon'dan getirilmiştir. Anıtkabir'le beraber çevresinde veya içinde bulunan yapılar şunlardır: Barış Parkı, Aslanlı Yol, İstiklal Kulesi, Hürriyet Kulesi, Kadın Heykel Grubu, Erkek Heykel Grubu, Tören Meydanı, Mehmetçik Kulesi, Atatürk ve Türk Devrimi Kütüphanesi, Zafer Kulesi, İsmet İnönü'nün Lahti, Barış Kulesi, 23 Nisan Kulesi, Bayrak Direği, Misak-ı Milli Kulesi, Anıtkabir Atatürk Müzesi, İnkılap Kulesi, Cumhuriyet Kulesi, Sanat Galerisi, Müdafaa-i Hukuk Kulesi, Sakarya Meydan Muharebesi konulu kabartma, Başkomutan Meydan Muharebesi konulu kabartma, Mozole, Şerefoğlu, Mezar Odası, Alagöz Karargah Müzesi. Bulunan her şeyin bir hikayesi ve manası vardır. Lakin onlar da sonraki videomuzun konusu olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlar kısmına "geldikleri gibi giderler" yazmayı unutmayınız. Teşekkürler.